Efendim reklamların hemen ardından birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul'dan Mehmet Demirhas Beyefendi'nin sorusuyla devam edelim istiyorum. Değerli hocam, nafile namazlardan sonra tıpkı farz namazlardan sonraki gibi namaz tesbihatı yapıyorum. Bunda bir mahsur var mı demişti izleyicimiz. Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Tesbihat, farz namazlardan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Yani sabah namazını kıldık, akabinde tesbihat yaparız. Öğle namazını kıldık, akabinde tesbihat yaparız. Nafilelerden sonra tesbihat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde yoktur. Ama nafilelerden sonra gerek zikir, gerek istiğfar, gerekse dua Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinde nedir? Vardır. Bu bağlamda nafile kıldıktan sonra beş vakit namazdan sonra yapmış olduğumuz tesbihatı sünnet olarak görüyor ve bunu yapıyorsa bu mekruh olur. Çünkü böyle bir sünnet yoktur. Ama böyle bir sünnetin yok olduğunu biliyor. Ve bunu kesinlikle bir sünnet olarak bakmıyor ve yapmıyor ama tesbihat yaptık, namaz kıldıktan sonra da tesbihat adıyla bir zikir yapıyor ise bunda herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü nedir bu? Namazdan sonra da sözlü olarak zikre devam etmesi olayıdır. Bu caizdir. Nitekim sözün başında da söyledim. Peygamberimiz nafileden sonra zikir, her türlü zikir, istiğfar, dua yapardı. Bu da neydi? Sünnettir. Bu bağlamda olaya sünnet olduğuna inanmaksızın yaparsa yani zikir bağlamına adına, girer. Zikir anlamında evet, yaparsa zikir problem yok. Adına girer ve mekruh olmaz. Evet, teşekkür ederiz. Değerli hocam hemen SMS'ten gelen sorularla devam etmek istiyorum. Yeni doğum yapan bir kadın daha önceden tutmadığı oruçların parasını yani fidyesini vermiş olsa bile tekrar tutmak zorunda mı? Yeni doğmuş olan bir yani kadın yeni doğum sorusu yapan, biraz garip. Yeni evet. Doğum yapan kadın sonradan orucunu tutmak zorunda mı demişler. Herhalde tutamadı oruçlar. Şimdi diyelim ki bir hanımefendi soru biraz daha açalım ki netleşsin. Ramazan ayında doğum yaptı. Ramazan ayında doğum yapan bir hanımefendi bu oruçlarını tutmadı. Tutmadı ama bunun da fidyesini verdi. Daha sonra bu oruçlarını tutmak zorunda mıdır? Soru bu. Evet. Ramazan ayında doğum yapan bir hanımefendi veya Ramazan ayında adet olan bir hanımefendi oruç tutmaz. Niye? Çünkü adet ve nifas hali, doğum hali oruç tutmaya nedir? Engel olan hallerdendir. Dolayısıyla bu kardeşimiz Ramazan ayında oruç tutamaz. Temizlendikten sonra, nifastan temizlendikten sonra ki bunun azami süresi 40 gündür. Asgari süresi yoktur çünkü bu kişiye bağlı olarak değişen bir durumdur. Temizlendikten sonra oruçlar ne yapmak zorunda? Sağlığı yerinde ise ki doğum yaptığına göre bu kardeşimizin sağlığı yerinde demektir. Kaza etmek zorundadır. Vermiş olduğu fidyeleri ise oruç yerine Ramazan'da tutmadığından dolayı vermiş olduğu fidyeleri ise tamamıyla nafile sadaka yerine geçer. Evet. Burada şunu ilave etmekte fayda var. Buyurun hocam. Günümüzde ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Bazı harici fikirleri, bazı ilim adamları kendi görüşleriymiş gibi televizyonlarda çıkıp aktarıyorlar. Halbuki bu söyledikleri fikir ve görüşler ta hicri yüzlerde söylenmiş, harici dediğimiz Hazreti Ali'ye karşı çıkmış ve Hazreti Ali tarafından da teedip edilmiş, cezalandırılmış olan sapık fırkaların görüşleridir. İşte onlardan birisi şu. Nedir o? Adet halinde olan hanımefendi veya doğum yapan hanımefendi hem orucunu tutar hem de namazını kılar diyorlar. Bu kesinlikle yanlış bir fikirdir, yanlış bir inançtır. Nitekim bakın bir olay aktarayım yeri buyurun gelmişken. Hocam. Ömer bin Abdülaziz İslam'ın 5. halifesi olarak görülür ve adaletinde de bütün Müslümanlar ittifak etmiş olan bir insandır. Hatta hariciler ki bu sapık fırka demiş olduğum hariciler Hazreti Ömer bin Abdülaziz döneminde onun adaletine inanıp güvendiklerinden dolayı isyan hareketini bırakmış ve ona itaat etmişlerdir. Bugünkü tabirle her türlü terörü, her türlü anarşiyi ve kanuna karşı
efendime söyleyeyim, yapılan hareketleri bırakmış, evlerine çekilmiş çünkü bu adil bir insandır demişler. Onlardan bir fırka, evet. Ezarika fırkası deniyor. Bu fırka Hazreti Ömer bin Abdülaziz'e gelmiş ve demişler ki, ey Ömer, Kur'an-ı Kerim'de adetli bir kadının veya doğum yapan bir kadının oruç tutmasını yasaklayan bir ayet olmadığı halde siz niye o insanların oruç tutmasına engel oluyorsunuz, namaz kılmasına engel oluyorsunuz? Yasaklayan bir emir yoktur. Evet. Ömer bin Abdülaziz, Allah kendisine rahmet etsin. Hepimizi de inşallah şefaatine nail etsin. Amin. Diyor ki bu Ezarika fırkasına, bana diyor, Kur'an-ı Kerim'de sabah namazının 2 rekat, öğle namazının 4, işte akşam namazının 3 rekat, yatsının 4, vitrin 3 rekat olarak veya 5 rekat olarak kılındığına dair bir ayet-i kerime getirin diyor. Bana zekatın 1/40 olduğuna dair veya işte efendime söyleyeyim, altında işte ne kadar verilecek, gümüşte ne kadar verilecek, bunun oranlarına dair bir ayet-i kerime getirin diyor. Söyleyin bakalım, namazı sabah namazının 2 rekat neye göre kılıyorsunuz? Cevap veremez. Diyorlar ki, biz kalktık, bütün ümmeti sabah namazını 2 rekat olarak, yani farzını 2 rekat olarak kılarken gördük, biz de öyle yaptık. Diyor ki, işte diyor, biz de diyor, kalktık, babamızdan, atamızdan, dedemizden, ninemizden, anamızdan, bacımızdan, peygamberden bugüne kadar Müslüman kadınların adet olduklarında veya doğum yaptıklarında namazı da bıraktıklarını, orucu da bıraktıklarını, ancak orucu daha sonra kaza ettiklerini gördük, biz de o uygulamayı alıyoruz diyor. Hiçbir delil olmasa, ki ben burada hiçbir hadis zikretmiyorum, Müslümanların 1400 yıllık geleneğinde, teamülünde, adet halinde olan hanımefendiler hem orucu hem de ne yapar? Namazı bırakır. Namazı değil, oruçlarını daha sonra kaza eder. Teamül delil değil midir? Delildir. Delildir. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Niğde'ye uzanalım istiyorum. Mustafa Bey telefon hattımızın diğer ucunda. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar abi. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocama benim bir sorum olacaktı da. Dinliyoruz efendim. Şimdi ben lokantada çalışıyorum, servis yapıyorum da dışarılara falan çok gidiyoruz, evet, doktorla. Ben daha önce şey kullandım ama tam onunla rahat edemedim. Mes kullandım. Şimdi termal mes diye bir şey çıkmış, onu kullanıyorum bir senedir falan ama. Hı hı. O caiz mi, caiz değil mi? Yani uygun mu? Şimdi yöneltelim inşallah hocamıza. Başka bir sualiniz var mıdır? Başka yok. Hayırlı akşamlar efendim. Niğde'ye selamlar, muhabbetler. Evet değerli hocam, bu meslerin çeşitleri çoğaldı hocam. Ben de bunu özelde kendim de soracaktım aslında. Şimdi de termal mes diye bir şey var. Bunun kullanılması caiz midir? Veyahut da bir şeyin mes olması için gerekli şartları bize açıklar mısınız? Şimdi ulema-i kiram, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sahabe-i kiramın meslerine bakıyorlar. Ve bu meslerin evsafına bakıyorlar. Evsafını belirledikten sonra da şartları koyuyorlar ve diyorlar ki, bu evsafı taşıyan, bu şartları taşıyan mesle mest edilmesi caizdir. Ama bu şartları taşımayan mesler üzerine de mest etmek caiz değildir diyor. Yoksa ne Kur'an-ı Kerim'de ne de hadisi şeriflerde meslerin tanımı yapılmış değildir. Hele hele Kur'an-ı Kerim'de meslerin tanımıyla ilgili en ufak bir ayet geçmediği gibi mesler üzerine mest etmenin caizliği veya değilliğiyle ilgili de bir hadis, ayet yoktur. Bu tamamen neye bağlıdır o zaman? Bu ulemanın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun ashabının, Peygamberimizin mesleri üzerine meshettiğini gören ve bunu bize rivayet eden ve onu fiilen de hem peygamber döneminde hem kendi dönemlerinde uygulayan sahabenin aktarımına bağlı olarak yapılan içtihatlardır. Onun için birinci şartı bir mest. Ayağa konduğunda, ayağa giyildiği vakitte bağlanmadan ayakta rahatlıkta durabilmelidir. Bazılar onu şöyle tercüme etmiş de, bu yanlış bir tercümedir. Şunu affedersiniz, mest olarak kabul edelim. Yere yalnız başına koyduğunuz vakitte dik olarak ayakta duruyorsa bu mesttir diyorlar. Dik olarak durulmuyorsa bu mest değildir diyor. Hayır, yere koyduğu vakitte deri ne kadar kalın olursa olsun,
deri ne kadar kalın olursa olsun bu durmaz. Mutlak surette sağa veya sola yatar. Onun için ayakta. Ayağa koyduğumuz vakitte hocam. Efendim? Ayakta olan kısmı bir daha belirtelim. Evet. Bir kişi mest olarak kullandığı mesti ayağına giydiği vakitte bağlanmaksızın düşmüyorsa, topuktan aşağı düşmüyor veya aşık kemiklerinden aşağı düşmüyor, olduğu gibi duruyor ise işte bu mestin birinci şartı ne yapmıştır? Yerine gelmiştir. Mestin birinci şartı yerine gelmiştir. O zaman bu bizim fermuarlı mestler biraz sıkıntılı olacak. Yok, fermuarlı mestler çektiğiniz vakitte fermuarı veya fermuarı çekmediğinizde ayağınıza giydiğiniz vakitte kendiliğinden duruyor. Bakın kendiliğinden durması demek, mesela çorapları giydiğiniz vakitte boğaz kısmında lastik vardır. Evet. O lastik olmasa çorap ne yapar? Akar ve ayağın topuk kısmından çıkar. Mes de böyle bağı olmadan, lastikten bir bağı olmadan ayakta durabiliyor ise birinci şartını yerine getirmiştir ki evet. Günümüzde deriden mamul bütün mesler ayakta çok rahat bir şekilde kendi kendine ne yapıyor? Bağlanmaksızın bir iple veya lastikle bağlanmaksızın durabiliyor. Dolayısıyla deriden mamul mesler birinci şartı ne yapıyor? Yerine getirmiş oluyor. İkincisi en önemli dikkat etmeleri gereken elini ısladı bir kişi. Evet hocam. Bolca bir su aldı eline. Mestin üzerine şöyle suyla beraber elini koyduğu vakitte su ayağa geçiyorsa, deriye geçiriyorsa, ayak derisine geçiyor veya ayak derisi tarafından hissediliyor ise o mest nedir? İncedir. O çorap o nedir? İnce çoraptır. Bu ne yapmaz? Bunun üzerine mest caiz olmaz. Günümüzdeki çorapların tamamı, fabrikasyon çorapların tamamı çok ince olduğundan dolayı suyu ne yapıyor? Anında yaş elle bir avuç su alın koyun üstüne deriye geçiyor veya deriniz yaşlı ne yapıyor? Hissediyor. Dolayısıyla fabrikasyon çoraplar ince olduğundan bunlar üzerine günümüzde ne yapılamaz? Caiz olmaz. Diğer bir şartımız da özellikle dikkat etmemiz gereken şartımız ayağımıza giydiğimiz mesle 5 kilometre kadar bir mesafeyi çok rahatlıkla yürüyebilmeniz. Normal bir asfalt yol düşünün veya toprak bir yol düşünün. Onu giydiğinizde altı delinmeden yürümekten dolayı delinmeden 5 kilometre kadar bir mesafe gidebiliyor isek demek ki bu yeterli kalınlıktadır. Yeterli kalınlıkta olduğundan dolayı kesinlikle bunun üzerine ne yapar? Mest caiz olur. Diğerleri ise meslerin cevazı ile ilgili şartlardır. Bunlar pek fazla bakılmaz. Bu üç şarta o baktığımızda zaman bu üç şartı baktığımızda alacağız evet. Şöyle. Yırtık olmaması, deri vesaire bunlar tali şartlar. Bu üçüne baktığımız vakitte bugünkü termal meslerde bu üç özelliği görebiliyor isek bunlar üzerine mes caizdir. Benim incelediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bu üçü de tahakkuk edebilecek nitelikte olduğu için kardeşimizin mes etmesinde bunlar üzerine bir sakınca yoktur. Evet, teşekkür ederiz değerli hocam. Aslında yoğun sorulan bir soru ama bir İmam Hatip kardeşimiz sormuş soruyu. Ben o yüzden yöneltmek istiyorum size. Zonguldak Çaycuma'dan Ersin Güneş diyor ki hocam bireysel emeklilik caiz midir? Hocam bize biraz açar mı? Biz de cemaatimize ifade edelim bunu diyorlar. Evet, o zaman halkımızı anlayacağı kolay bir dil kullanarak anlatalım. Buyurun. Bireysel emeklilik için para toplayan kurum veya kuruluşlar veya şahıslar topladıkları bu parayı dinen helal alanda değerlendiriyorlar ise o zaman bu kuruma gidip üye olup oradan bireysel emeklilik yaptırmak caiz olur. Ama bireysel emeklilik için para toplayan, ortaklarından para toplayan kurum, kuruluş veya şahıs toplamış olduğu bu paraları İslam'ın haram kıldığı alanlarda değerlendiriyorsa, mesela faizde, mesela repoda, mesela tahvilde veya diyelim organ nakli alıp satmada veya diyelim işte efendime söyleyeyim İslam'ın haram kılmış olduğu içki vesaire gibi alanlarda alıp satmada değerlendiriyor ise bu kuruluşa ortak olarak veya para yatırarak bireysel emeklilik yaptırmak caiz olmaz. Niye? Çünkü bir, harama işlenmesine yardımcı olmuş oluruz. İki, kazanılan para haram olduğundan dolayı haram paradan pay almış oluruz. Bu nedenle kişi bireysel emeklilik için müracaat edeceği kuruma bakacak. Bu topladığı parayı nerede değerlendiriyor? Helal alanda değerlendiriyor ise o zaman bunu ne yapması? Buna ortak olup, üye olup gerekli aidatlarını yaptırdıktan sonra
Buradan gelecek olan parayı alması caiz olur. Ama haram alanda değerlendirdiğini görüyor veya böyle bir şüphe taşıyor, varsa, şüphesi de %50'nin üzerinde ise, hı hı, o zaman bu kuruma üye olarak aidat yatırarak bireysel emeklilik için müracaat etmesi caiz olmaz. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Vaktimiz daralıyor. Son sorularımıza geçelim istiyorum. Hocam selamünaleyküm demiş. Annemin birisinden 7000 TL alacağı var. Bu paranın zekatı gerekir mi? Gerekirse ne kadardır? Bunu nasıl hesaplamamız gerekir demiş izleyicimiz. Bir kişi bir diğerinde alacağı var. Borçlu kişi de bu parayı ikrar ediyor, kabulleniyor ve vereceğini de devamlı söylüyor ise sahibi bu paranın zekatını ne yapmak zorundadır? Vermek zorundadır. Evet. İnkar edilmeyen bir borç olduğuna göre annesi bu paranın yıllık olarak zekatını vermelidir. Ama tabii burada yine nisap miktarını aşıp aşmadığına bakacak mı? Tabii ki. Yani 7 bin liranın dışında parası var mı yok mu? O da önemli. Ona bakacak. Yani sadece 7 bin lira var ise 7 bin lira bilemiyorum şu anda nisabı doldurur mu doldurmaz mı? Yani ya çok az ben altında kalıyor. Ben 7 bini atladım. Nisap miktarı bir para olarak yani düşündüm. Yani 80.18 gram altın ne kadar yapar tahmini olarak? Hocam altın herhalde 90 mı şu anda? 89 mu? Öyle bir şey. Biz diyelim kardeşimiz 7 bin lira baksın 80.18 gramın üzerinde ise veya 7 bin liranın diyelim üzerinde cebinde parası varsa veya altını varsa daha kendi yanında altını var. Mesela 7 bin lira alacağı var. Diyelim de 5 bin liralıkta veya 3 bin liralıkta boğazında altını olsa, bileğinde altını olsa altınla para, nakit para bir cinstir. Dolayısıyla birbirlerini ekler. 10 bin lirayı geçtiğine göre kesin nisaba ulaşır. Yılı dolduğunda bu paranın zekatını vermek zorundadır. Eyvallah. Teşekkür ederiz değerli hocam. Son bir soru daha sorayım. Babaannemin oruç borcu vardı demiş ama vefat etti. Bizim varisleri olarak ya da torunları olarak yapmamız gereken bir şey var mı? Babaannesinin oruç borcu var ise babaannesi vasiyet etmiş ve bunun için de gerekli para bırakmış ise bu parayla bu oruç fidyelerini ödemek zorundalar. Çünkü aksi takdirde bırakmış olan emanete ve yapılmış olan vasiyete aykırı davranmış olurlar. Bu caiz olmaz. Ama bir vasiyette bulunmamış, vasiyette bulunsa bile bunun için yeterli bir para miras olarak bırakmamışsa veya yeterli bir para ayırıp kendilerine emanet olarak bırakmamış ise evlatlar olarak, torunlar olarak onun oruç fidyelerini ödemek zorunda değillerdir. Ancak bu anneannelerin veya babaannelerin ahirette rahat ve huzur içerisinde, mezarında rahat ve huzur içerisinde uyumasını, bu borçlarından kurtulmasını istiyorlar ise ki ben istediklerinden eminim, bu fidyeleri verirlerse ninelerinin, anneanne veya baba annelerinin borçları düşmüş olur, kurtulmuş olur. Hem onlar ecir alır hem de nineleri borçtan kurtulduğundan dolayı huzur ve rahat içerisinde Allah'ın huzuruna çıkar. İnşallah hocam. Şöyle bir soru var. Haydan gelen huya gider diye bir atasözü gibi bir böyle bir deyim var hocam herkesin ağzında. Bunu söylemek caiz midir? Demiş. Şimdi haydan gelen huya gider dendiği vakitte bizim halkımızın bunu söylemesindeki maksat nedir? Bunun arkasındaki inanç nedir? Öylesine gelen. Öyle geldi böyle. Helalından işte. Gelmeyen veya öylesine gelen veya helalından gelmeyen para öylesine rastgele gider bir bereketi olmaz kastıyla söylüyor. Dolayısıyla bu kasıtla söylendiğinden dolayı burada ne Cenab-ı Hakk'ın zatına ne de onun isimlerine karşı bir aşağılama veya bir küçümseme söz konusu değildir. Dolayısıyla bu caiz olur. Ancak bu sözün aslı şudur. Hay Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin isimlerinden ve sıfatlarından bir isimdir. Diri olmak, canlı olmak, var olmak demektir. Hu da Cenab-ı Hakk'ın esmasından kabul ediyor alimlerimiz. Dolayısıyla haydan yani Allah'tan gelen Allah'a döner kastıyla çıkmış olan bir sözdür bu aslında. Ama her söz nasıl ki zaman içerisinde aşınıyor ve aşındığından dolayı da anlam kaybına uğruyor ise bu da anlam kaybına uğramış. Günümüzde bunun kullanımı nedir? Öylesine gelen böylesine gider, bereket olmaz. Dolayısıyla bereketli olması için helal yoldan, temiz yoldan kazanmak lazım diyor. Bu maksatla söylediği için kardeşimiz bundan dolayı günahkar olmaz. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Vaktimizin sonuna geldik.
Ben verdiğiniz kıymetli cevaplar için hem Dost FM hem de Dost TV izleyicileri ve dinleyicileri adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah Teala sizden razı olsun. Amin. Cümlemizden. Programımızın sonuna üzülerek geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında buluşmak duasıyla Mevla merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin. Hayırlı akşamlar efendim.